Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Bulut. Uzunca bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Benim keyfim yerinde. Kafamdaki birçok şeyi gerçekleştirebildim. YouTube'a verdim bu ara sürecinde. Yeni içerikler, yeni başlıklar oluşturdum. Araştırmak istediğim konular hala bitmedi ama büyük bir kısmını araştırma fırsatı buldum. Hatta bugünkü konumuz birazcık sürpriz oldu. Yani bu kafamdaki içerik başlıklarının çok dışında bir konudan bahsetmeye çalışacağım bugün size. Bir eski bir projeyi düzenlerken, bir Instagram paylaşımı yapmak için düzenlerken aklıma bu konudan bahsetmek geldi. Çünkü bu başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bu soru hem Gökhan'a vokal koçluğu yaptığı için, vokal eğitimi verdiği için hem de bana kayıtçı olduğum için çok sık soruluyor rapçi arkadaşlar tarafından. Şan dersi, şan eğitimi almak zorunda mıyız? Hani bunun bize bir katkısı olur mu gibi sorular soruluyor. Bunun cevabını birazcık örneklerle açıklamaya çalışacağım. Kısaca cevap vermek gerekirse bence müzik eğitimi ve rap yapıyorsanız da şan eğitimi almak sizin için çok büyük bir avantaj olur. Evet, kayıt stüdyosunda ve prodüksiyon aşamasında onlarca cambazlıkla sesinizi, rapinizi hem senkron olarak hem de tonal olarak birçok manipülasyona sokup birçok farklı yerlere getirebiliyoruz. Bununla ilgili hatta benim Instagram'da paylaşımlarım da var. Hem senkron açısından sıkıntılı hem de tonal açıdan sıkıntılı bir rapi düzelttiğim bir reels videosu da paylaşmıştım. Ama bunu canlıda çok rahat yapamıyorsunuz. Canlıda yapmaya kalktığınızda çok ciddi bir prodüksiyon altyapısı gerekiyor. Ya da canlı kaydınız üzerine tekrardan kayıt yapmanız gerekiyor. Ya da orijinal kayıttaki düzeltilmiş, prodüksiyonun yapılmış vokalleri altyapı olarak sahnede birazcık dışarıya vermeniz gerekiyor. O da bazen bana samimi gelmiyor. Zaman zaman yediği ve gerçekten bunu iyi yapmışlar ya sahne şovunu iyi tamamlamış dediğim anlar da oluyor ama altyapıdan vokali, özellikle melodik vokali rapçinin kendisi yapamadığı için veriyor olmaları durumu garip karşıladığım bir durum. Evet, çok fazla lafı uzattım. Size bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Eğer şan eğitiminden kastettiğim şey de direkt klasik şan eğitiminden bahsetmiyorum burada. Mikrofonla şarkı söyleme üzerine eğitim veren insanlar var. Gökhan da bunlardan biri. Yurt dışında yıllardan beri binlerce içerik yapılıyor YouTube'da bununla ilgili. Türkiye'de de yavaş yavaş artık önemsenmeye başlandı. Çünkü artık sesimizi dinleyiciye duyurmak için çok ciddi anlamda yükseltebiliyoruz. O da çok farklı hissiyatları, çok farklı tınıları, çok farklı ve minimal sesler çıkartarak duyguları canlıda bile seyirciye iletebilme imkanı sağlıyor bize. Haliyle mikrofonlu teknikte klasik şanda uygulamadığınız ya da uyarladığınız bazı şeyler olabiliyor. O yüzden hani bu tip bir eğitim almanızda fayda olacağını düşünüyorum ben aslına bakarsanız. Gelin bunu size bir örnekle açıklamaya çalışayım. Üzerine çalışacağımız proje XR18 videomdaki proje. Buraya linkini atarım zaten. Oradaki şarkılardan birini bir tekrar bir düzenlemek, Instagram'ı paylaşım açısından hem Gökhan'ın vokal teknikleri açısından bir reklamını yapabilmek amacıyla hem de üzerine konuşulacak bir malzeme olması açısından incelemek istedim. Dediğim gibi fikir de zaten bu videoyu incelerken, daha doğrusu bu kaydı incelerken ortaya çıktı. Şimdi dinleteceğim kısmı size bir dinleteyim. Onun üzerine birazcık konuşalım. Görüntüyü de buraya açtım ki durumu da, mekanı da, nasıl bir yerde çalındığı hakkında da birazcık fikriniz olsun. Go away, try to take the best of me. Go away, try to take the best of me. Go away, you! Try to take the best of me. Go away, you! Try to take the best of me. Go away, you! Try to take the best of me. Go away, you! Try to take the best of me. Go away. Ulan Ufuk, bunun rap'le ne alakası var diyebilirsiniz. Şarkı aslen rap'lerin olduğu bir şarkıdı ama özellikle ilk olarak burayı dinletmek istedim. Fark ettiyseniz çok ciddi bir scream vokalden tak diye temiz bir nakarat vokale geçebiliyor Gökhan. Bu tekniği kullanabildiği için. Aynı zamanda da şarkının rap kısmını da dinleteyim size. İntrodan itibaren. Bunun görüntüleri yok. I watch out the moon, sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon is zooming, the moon's gonna always want. It makes me think of fact for me, you do favors and the rapidly, you just turn around, start asking me but things that you want. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir kere sesinize hakim olduğunuzda şarkının tonuna uyumlu bir şekilde rap yapabiliyorsunuz. Müzik bilginiz varsa ritimde çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda farklı tekniklerden yorumlama katarak rapinizin yelpazesini de genişletebiliyorsunuz. Aynı zamanda şan tekniği çalıştığınız için nakarata geçişlerde, melodik vokallerde herhangi bir sıkıntınız olmuyor. Rapin bitimiyle tekrar nakarata geçişi bir dinleteyim size. Place I hate when you say you don't understand.
Fark ettiğiniz gibi şarkının içinde hem scream vokal var, hem melodik vokal var, hem rap vokali var. Hepsinin içinden ayrı ayrı geçişleri kontrollü bir şekilde yaparak Gökhan gerçekten zor bir işi başarmış. Çünkü Gökhan'ların repertuarında vokale çok fazla yükleniliyor. Bazen hatta oğlum hani arada nefes aldığın şarkılar olmalı bence diye çok da ısrar ediyorum bu repertuar üzerinden. Çünkü bundan iki şarkı sonra Michael Jackson söylemek zorunda kalıyor. Yani o kadar yüklenmemek lazım tabii ki vokale ama kastettiğim şey şu. Eğer teknik kapasitenizi geliştirirseniz ya tarzınız ne olursa olsun, rock olsun, rap olsun, pop olsun ne olursa olsun müziğin bir sanatsal faaliyet olduğu, müziğin toplumsal bir faaliyet olduğunu ortaya çıkartan şey canlı performans. Canlı performansınız da eğer yapmış olduğunuz prodüksiyonu birazcık da olsa, tamamen %100 aktarmak zorunda değil, birazcık da olsa aktaramıyorsa orada bir sıkıntı var demek. Orada zaten yavaş yavaş dinleyici kitlenizi de kaybetmeye başlayabilirsiniz. O yüzden evet dediğim gibi prodüksiyon imkanlarımız çok ileri seviyede, çok fazla şeyi manipüle edebiliyoruz vokal konusunda ama teknik açıdan da hem müzikal anlamda hem de şan tekniği açısından da çalışırsanız hem daha geç yorulursunuz. Çünkü rap yapmak da gerçekten çok ciddi anlamda bir nefes performansı. Böylelikle koca bir konseri bitirebilirsiniz. Mesela Gökhan burada bizi abi kardeş olarak uzun süredir tanıyanlar bilirler. Biz her türlü kiloda görüntümüz var. Burada da kilosu aslında çok az değil Gökhan'ın ama 3-4 saatlik sahne performansı yapıyor ve dediğim gibi işin içinde işte Rage Against the Machine'ler, buradaki gibi Linkin Park'lar, Limp Bizkit'ler, Michael Jackson'lar, yani vokali hiç boş bırakan bir şarkı yok. Ve hepsini de altından kalkabiliyordu bir şekilde. O yüzden teknik çalışırsanız kondisyonunuz da ilerler, performansınız ilerler, tekniğiniz iyi olduğu için şarkı söylemeyi düşünmek yerine sahnede seyirciyle iletişim kurma kısmına da daha fazla kafa yormaya başlarsınız. Ve böylelikle gerçekten izleyici çok ciddi anlamda tatmin duygusuyla ayrılır performansınızdan. O yüzden teknik çalışmaktan korkmayın. Hani illa klasik şan öğrenmek zorundasınız demiyorum ama dediğim gibi mikrofona nasıl ses vereceğinizi, nasıl kullandığınızda ne kadar ekonomik olacağı hakkında birazcık fikrinizin olması gerçekten sizin için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Şarkının bakın nakarattan sonra, yani normal vokalden sonra tekrar scream'e geçti, sonra rap vokalle bağlayıp scream sesle bitirdiği kısmını dinleteyim. Geçişleri duymaya çalışın. Ondan sonra abi sen buradaki sesle hiç manipüle etmedin mi, prodüksiyon yapmadın mı gibi bir soru sorabilirsiniz. Hiç buradan pluginleri de görüyorsunuz. Burada işleme var gerçekten sesle ama ham sesleri de size dinleteceğim. Dediğim gibi eğer teknik kullanmayı bilmezseniz bu iki partili scream'den sonra muhtemelen sesiniz kısılır. Sonunda nefesiniz yetmez. Programın sonunda da sesinizi tamamen kaybetmiş olursunuz büyük ihtimalle. Ve muhtemelen 10-15 konser sonra ara vermek zorunda kalırsınız. Belki de kalıcı bir hasar kalabilir sesinizde. O yüzden bu tip sesleri teknik olarak nasıl çıkartıldığını keşfetmeniz çok önemli. Ve fark ettiyseniz scream'den hemen sonra temiz vokale geçiyor ki genelde Gökhan'ın konserden sonra sesinin kısıldığını çok az gördüm ben. Monitördeki duyumlarıyla alakalı ya da o günkü psikolojisiyle alakalı, yorgunluğuyla alakalı bir ekstra bir durum yoksa normal konuşma sesinde bitiriyor programı çoğu zaman. O yüzden teknik çalışmanız gerçekten önemli. Hadi ham sesleri dinleteyim size. Fark ettiyseniz rap kısmı, nakarat kısmı ve scream kısmı diye 3 ayrı kanala atmışım partisyonları bölüp. Burada aslında aynı pluginleri ve benzer parametreleri kullanıyorum ama bana gelen sinyale göre farklı işte kompresör ayarlarında ya da distortion ayarlarında ya da ambiyans efektlerinin miktarlarında bazı değişiklikler oluyor. Rap kısmını dinleteyim. Solo dinleteyim. Burada şarkıdan vokali nasıl ayırırız videolarında kullandığım gibi Spectre Layers'la mikrofona sızan müzik sesini ayırmayı denedim. Ben abi performans vermedi. Böylelikle daha rahat işleyebildim vokali. Tek başına rap'i dinleteyim. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light to moon, assuming the moon's gonna always want it. Efektleri kapatıyorum. Sadece mastering'deki efektler var. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light to moon, assuming the moon's gonna always want. Sadece biraz genişlik veriyor efektler ve aynı zamanda da düşük kalan kelimeleri de net duymamız açısından bir kompresleme etkisi var. Distortion da var tabii. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. Eğer isterseniz de yorumları ekleyin. Bunu nasıl tonladım hakkında da fikir verebilirim. Buradaki kullandığım efektleri ne amaçla kullandığım üzerinden. Nakarata geldiğimizde aynı efektler, birazcık daha fazla ambiyans efekti var sadece.
I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. Bu müzikle birlikte dinleyin. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. Efektleri yine kapatayım. Burada her kanalda Veistun var bu arada. Veistun Real Time var. Eğer vokalist çok yakın bir şekilde ufak tefek hatalar yapıyorsa Veistun Real Time onu da kurtarıyor. Eğer dediğim gibi nakaratınızda tune efekti bir kısım varsa rapçi arkadaşlar için söylüyorum. Ona yakın bir şekilde söyleyebiliyorsanız sahnede bir takım efektlerle ya da ses kartını bilgisayardan sisteme gönderip bir şekilde tune etkisini de yaratabilirsiniz ama biraz söyleyebilmeniz gerekiyor. Bu efektleri de kapatayım bakın saf haliyle bir duyun. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. Tekrar açtım. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. Bir de oradaki scream vocal kısmına bakalım. Burada ambiyans efektleri de birazcık artıyor. Distortion miktarı da artıyor. Ama ham sesinizde o scream hissiyatı yoksa, o tekniği kullanmıyorsanız istediğiniz kadar efektleyin yine bir şeye benzemez. Duyun bir ham sesi. Go away you! Try to take the best of me! Go away you! Try to take the best of me! Go away you! Try to take the best of me! Nakarata geçişinde duyun. Go away you! Try to take the best of me! Go away! I wanna be in another place. I hate when you say. Gayet temiz. Biz efektlerle sadece birazcık daha prodüksiyon haline getiriyoruz sadece. Son kısmına tekrar geçişi dinleyin isterseniz. Ulan sahne performansı için yıllarımızı verip öyle bir sahneye çıkalım diye soruyor olabilirsiniz. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama dediğim gibi bu bir süreç ve bu süreç esnasında eğer bu işi gönülden ve meslek olarak yapmak istiyorsanız bunları bir araştırın. Yani müzik öğrenmenin, vokal tekniği öğrenmenin, hatta bir enstrüman öğrenmenin rapçisinden, popçusundan, rockçısına hiçbir zararı olmaz. Ya bu tip şeylerin sizi yavaşlatacağına ya da zaman kaybettireceğine kesinlikle inanmıyorum. Kafanızda hatta hayal ettiğiniz bir enstrüman varsa onu da öğrenmeye çalışın. Müzik öğrenmekten zarar gelmez. Çünkü müzik yapmaya çalışıyoruz. Bir müziğin üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Bir şekilde sözle, ritimle, melodiyle duygularımızı ifade etmeye çalışıyoruz. O yüzden bunları öğrenmenin hiçbir sakıncası yok. Bu da kolay bir iş değil. Bu konuyla başlamayı şu yüzden de istedim. Gerçekten hani hem beat'in tonuna göre rap vokal yapmakta ve beat'in ritmine göre rap yapmak konusunda çok ciddi sıkıntıları olan prodüksiyonlar da geliyor bana. Dediğim gibi paylaştığım bir örnek de var zaten. O sıkıntılardan kurtulursanız ve daha kontrollü rap yaparsanız çıkın prodüksiyonun kalitesi de tabii ki daha üst seviyede olur. Mesela beat'i yapan arkadaşa beat'in tonuyla tonu hakkında bir fikriniz varsa ve o tonla sizin sesiniz arasındaki bağ hakkında bir fikriniz varsa ya bu bana biraz tiz geldi. Altyapıdaki müzikal kısımları bir yarım ses aşağı alalım ya da bir tam ses aşağı alalım ya da bir tam ses yukarı alalım birazcık pes kaldı benim söylemek istediğim tona göre bir takım yorumlarla kalitesini daha üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Rapçi arkadaşlara tavsiyemdir yani o yüzden. Evet arkadaşlar bugün bir geri dönüş yaptık. Dediğim gibi hiç hesapta olmayan bir konu üzerinden başladık. Ama çok da keyif aldım açıkçası bu videoyu çekerken. Mix yaparken de çok keyif aldım. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Umarım rap müzikle uğraşıyorsanız ve gerçekten sahne performansına yönelik biraz çalışma yapmak istiyorsanız onun hakkında bir yönlendirici bir video olmuştur. Öyle olduysa çok mutlu olurum. Her zaman dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı hatta zile basmayı da unutmayın. Kanalın büyümesine ve benim daha çok içerik üretmeme, Gökhan'ın daha çok içerik üretmesine katkıda bulunmak istiyorsanız katıl butonundaki opsiyonları da inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık arayı çok açmayacağım. Kendinize çok iyi bakın.